Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Yine bizim yazmış olduğumuz denemeden sorumuzu denememizi çözmüş olacağız. Ne diyor sorumuz? İslamiyet öncesi Türklerde Kağan'ın görev ve sorumluluklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Kağan'ın görev ve sorumluluklar arasında bir halka adaleti davranmak var mı? Var. Ordu komutanlığı yapmak var mı? Var. Ülkeyi töreye uygun yönetmek var mı İslamiyet öncesinde Evet. Kaan'ın görevidir bu. Ülkede asayiş ve güvenliği sağlamak bu saydığımız şıklar Kaan'ın görevidir. Ama gerektiğinde devletin dini inancını kolayca değiştirmek Kaan'ın görev veya sorumluluklar arasında yoktur. Zaten biliyorsunuz ki eğer bir ülkenin dini değiştirmek isteniyorsa İslamiyet Önyası Türkler'de e, biliyorsunuz ki kurultaya ne yapılıyordu konular e, oraya gidilip görüşülüyordu ve karara bağlanıyordu. Kaan kendi başına karar veremiyordu. O yüzden cevabımız burada e, birinci sorumuz C şıkkı olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Hükümdarın eşi olan hatun ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır dedik. E, hatunun görevleri bir e, hükümdara ne yapabilir vekillik yapabilir. Unutmayalım. hükümdar vekillik yapabiliyor. Elçi kabul edebiliyor. Toy meclislerine katılabiliyor hatun. Devlet evrakına imza yetkisine sahip mi hatun? Evet arkadaşlar sahiptir. Ama ordunun başında e, e, hatun arkadaşlar sefere çıkmaz. E, o yüzden cevabımız burada E şıkkı olmuş oldu. Geldik 3 sorumuza. 1071 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında Rahve Ovası'nda yapılan savaş. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ee, arkadaşlar hangi ovada yapıldığını biliniz. Rahibe Ovası'nda olduğunu biliniz. E, hangi savaş bu? Bakıldığı zaman Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı 1071 tarihinde e, Büyük Selçuklu tahtında kim var? Sultan Alparslan. Bizans İmparatoru kimdi? Peki Roman Diyojen'di. Hatırlayınız bu savaşta isir alınıyordu. Roman Diyojen Malazgirt Savaşı'nda. Ee, böyle bir soruda gelebilir. Ee, Roman Düyocan hangi savaşta isır alınmıştır? Cevap Malazgirt Savaşı olur. Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı yerde Rah ve Ovası'dır. Bunu da unutmayalım. Geldik dörde. Hükümdarın ad ve lakaplarının bulunduğu halifenin hükümdara gönderdiği hırkaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ee, bu hırkaya biz Tıraz adını veriyoruz. Halifenin hükümdara gönderdiği hırkaya Tıraz adını veriyoruz. Geldik 5. sorumuza. Musa Çelebi'nin kaz askerliğini yapan Şeyh Bedrettin'in çıkardığı isyanı bastıran Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki Ankara Savaşı'nın ardından e, ülke Fetret Devri'ne giriyor. Fetret Devri'nde Yıldırım'ın oğulları, Yıldırım Beyazıs'ın oğulları Musa Çelebi, İsa Çelebi, Süleyman Çelebi ve, ve Mehmet Çelebi arasında taht mücadelesi gerçekleşiyor. Ee, ve e, biliyorsunuz ki Çelebi Mehmet yani 1. Mehmet e, Fetret Devri'ne son vererek e, Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak adlandırılıyor. Bunu da biliyorsunuz ÖSYM'nin e, sorusudur bu. İkinci kurucu e, olarak nitelendirmiştir ÖSYM bunu e, sormuştur. Ayrıca Mehmet Çelebi'nin kardeşi Musa Çelebi'nin de e, kaz yapan bir isim var. Şeyh Bedrettin. Ee, ne yapıyor birinci Mehmet? Bu isyanı bastırmış oluyor. Ee, ayrıca Şeyh Bedrettin'e ait bir de eser var. Varidat adı verilen bir eser. Ee, önemli olabilir. Belki çıkabilir arkadaşlar. Bu eseri de e, biliniz Şeyh Bedrettin'e ait. İsyanı kim bastırıyormuş? Çelebi Mehmet cevabımız oldu. Geldik 6. sorumuza. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Turgut Reis tarafından fethedilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Turgut Reis ile ilgili iki adet bilgimiz var. Bu iki adet bilgimizi bilmek zorundayız. Hocam nedir bunlar? 1. Turgut Reis nereyi fethetmiştir? Cevap Trablusgarp. Arkadaşlar Trablusgarp günümüzdeki Libya. Libya bölgesi. Hocam ikinci bilgi nedir? Arkadaşlar Turgut Reis nerede şehit düşüyor? Unutmayın. Hangi adanın kuşatıldığında kuşatılmasında Malta adasının kuşatılmasında Turgut Reis şehit düşüyor arkadaşlar. Bunu da e, sakın unutmayınız. Bu iki bilgi önemlidir. Turgut Reis ile alakalı daha soru çıkmadı. Ama ben e, bu ismin bir gün soruya dönüştürüleceğine inanıyorum. Turgut Reis önemli. Kanuni dönemindeki denizcidir. Geldik 7. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde Anadolu dışındaki tek şehzade sancağı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, biliyorsunuz ki e, Osmanlı'da ee, sancaklar %99 nerededir? Anadolu'dadır. Ee, Anadolu dışında olan tek bir yer vardır. Orası da Kefe'dir arkadaşlar. Kefe e, Karadeniz'in kuzeyindedir. Yani Karadeniz'in kuzeyinde yer alan bir bölgedir. Tek e, şehzade sancağıdır Anadolu dışındaki. Ee, Osmanlı padişahları genelde arkadaşlar Manisa... Eğer bir, bir şehzade Manisa'da şehzadelik yapıyorsa... %99 padişah odur demektir. Mesela Kanuni döneminde arkadaşlar e, biliyorsunuz ki 2. Selim oğlu Mustafa. Normalde çocukluğunda e, Kanuni Sultan Süleyman, e, Mustafa o kadar, Şehzade Mustafa o kadar yetenekli bir şehzade ki yani Kanuni çocuğuna diyor ki sen Manisa'da yapacaksın diyor ama ilerleyen yaşlarda arkadaşlar artık şehzadeler büyüdü. Biliyorsunuz ki Mustafa 40 yaşına kadar geldi değerli arkadaşlar. Çünkü Kanuni biliyorsunuz ki en uzun süre tahta kalan padişahtır. 46 sene. Neyse. Ne yapıyor arkadaşlar? Kanuni Sultan Süleyman Manisa'ya kimi gönderiyor biliyor musunuz? Mustafa'yı değil. Kimi? ikinci Selim'i gönderiyor. Bakın ikinci Selim'i gönderiyor ve ikinci Selim padişah oluyor. Manisa ne olarak geçiyor? Şehzadeler şehri olarak da geçer arkadaşlar. Yani... Oraya giden e, padişah, e, şehzade daha doğrusu padişah oluyor kesinlikle. E, Manisalı Padişahlar adlı bir kitap vardı. O kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum ayrıca. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı padişahı adına düzenlenen belgelerden biri değildir. Çok önemli bir soru tarzıdır. E, çıkması muhtemeldir. E, bakıldığı zaman irade, Berat, Ferman, Hattü Hümayun buyuruldu. Bunlardan dördü padişah padişah adına düzenlenir ama buyuruldu kimin adına düzenleniyordu unutmayın sadrazam ölse ve böyle bir soru sorabilir mi mükemmel sorulur arkadaşlar bilmeyen yapamaz buyurulduğu bilmemiz lazım sadrazam arkadaşlar sadrazam adına düzenleniyor belge irade berat ferman hatduymayın ise padişah adına düzenleniyor. özellikle öğrenciler şunu karıştırıyor hocam fermanla hatduymayı ben karıştırıyorum diyor Arkadaşlar fermanla hatt ikisi de yazılı emirdir. Hocam peki nasıl ayıracağız bunu? Arkadaşlar hatt-ı padişah bizzat kalem alıyor. Hatt-ı hümayunu padişah bizzat kaleme alıyor. İkisi de yazılı emirdir ama hatt padişah bizzat kaleme alıyor. Bu ikisini de ayırt ediniz. Berat da günümüzdeki atama belgesi gibi düşünebilirsiniz. Geldik 9.a. Aşağıdakilerden hangisi? vezir Azam İstanbul'da olmadığı zaman yerine vekil olarak görev yapmıştır. Değerli dostlar, bu da önemlidir. Bilinmesi gerekir. vezir Azam İstanbul'da olmadığı zaman yerine vekalet eden Sadaret Kaymakamı'dır. Unutmayınız. Sadrazam yani vezir Azam İstanbul'da olmadığında Sadaret Kaymakamı onun yerine ve vekillik yani vekalet edebiliyor. Ondayız. Aşağıdakilerden hangisi? Taşra Teşkilatı bünyesinde yer alan saliyanesiz eyaletler e, arasında e, yer almaz diye sorduk. E, de saliyaneliği nasıl ayırt ediyorduk arkadaşlar? Salyaneli. Şöyle yazalım. Salyanesiz. Saliya. nesiz. Hangisinde tımar? Hangisinde iltizam sistemi uygulanıyordu? Bunları bir ayırt edelim sizlere. Bakın saliyaneli de son harfi neyle bitiyor? İ. İltizam. Bakın iltizam. Salyanesiz son harfi ünlü mü ünsüz mü? Ünsüz tımar sistemi. Bu şekilde kolayca ayırt edebilirsiniz. Ünlüyle bitiyor, ünlüyle başlıyor. Ünsüzle bitiyor, ünsüze başlıyor. Bu şekilde aklınızda kalabilir. E, Salyanesiz eyaletlerde tımar sistemi uygulanıyordu. Biliyorsunuz ki. E, genellikle Anadolu Rumeli civarı arkadaşlar. Musul, Budin, Rumeli. E, Salyaneli eyaletlerde ise Kuzey Afrika'daki Eyaletler aklınıza gelsin. Mısır, Tunus, Fas, Cezayir o civar. Burada cevabımız ne oldu? Mısır olmuş oldu. Mısır Salyaneli eyalettir. 11'deyiz. Birazcık sorumuz uzun olacak. Bakalım. Özellikleri verilen anlaşmayı sorduk. Sizlere hangisidir diye. Azak Kalesi Rusya'ya verilmiştir. Önemli arkadaşlar. Rusya ilk defa ee, bakın bu bölgededir Azak. Kırım'ın hemen e, nerededir? Kırım'ın yanındadır hemen. E, buradan Rusya sıcak denizlere inme fırsatını artık elde etti mi? Elde etti artık. Sıcak denizler önce Karadeniz, daha sonra Akdeniz'e iniliyor. E, Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulunduracaktır ve Rusya Kudüs'ü serbestçe ziyaret edecektir. Bu anlaşmalar, bu maddeler e, 1700 İstanbul anlaşmasında. 1700 İstanbul anlaşması biliyorsunuz ki. 1683-1699 yıllar arasında meydana gelen Kutsal İttifak Savaşları sonucunda önce ne imzalanıyordu? Karlohça. 1699 Karlohça Anlaşması'nda. Karlohça Anlaşması'nda 3 devlet var arkadaşlar. Bunları Lav diye kodluyorduk. Lav. 1. Leistan, Avusturya, Venedik. Bu 3'ü imzalıyordu. İmza, i̇mzalamayanlar 2 de iki adet devletimiz vardı. Kimlerdi bunlar? 1. Malta, 2. Rusya. Malta ile anlaşma imzalanmıyor zaten bir sene sonra 1700 İstanbul anlaşmasıyla Rusya ile imzalanacaktır bu anlaşma. Arkadaşlar bunu da unutmayınız. Azak Kalesi deyince ben aklımıza 1700 İstanbul Anlaşması gelmesi gerekiyor. ÖSYM bunu e, yanlış hatırlamıyorsam AYT'de böyle bir buna yakın bir soru sormuştum. Geldik 12'ye. Fransa'nın Avusturya ile yaptığı aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Venedik paylaşılmış ve bu gelişmelerin neticesinde Osmanlı Devleti ile komşu olmuştur? Bakın bu da önemli soru. Bakıldığı zaman arkadaşlar bu hangi anlaşmaydı? Campo-Formia anlaşmasıyla birlikte Fransa'nın Avusturya ile yaptığı anlaşmayla birlikte Venedik artık paylaşılıyor. Bakın arkadaşlar Venedik Fatih döneminde sona erdirilmedi. Venedik çok çok sonraları e, ne oluyor? Yıkılmış oluyor Campo-Formia anlaşmasıyla. Ve Osmanlı da Fransa ile konmuş oluyor artık bu anlaşmayla. 13'teyiz. 1853-1856 tarihleri arasında meydana gelen Kırım harbi öncesi yaşanan sorunlar arasında hangileri bulunmaktadır? Bakın Kırım harbine giden süreçte yaşanan sorunlar var. Bu sorunlar arasında bir Macar mültecileri sorunu Abdullah Mejid biliyorsunuz ki tacımı tahtımı veririm ama bana sığınanları vermem diyordu ve kutsal yerler sorunu. Arkadaşlar bu iki sorun Kırım harbi öncesi Rusya ile yaşadığımız sıkıntılardır. Ama giriş sorunu var mıdır yoktur. Bunların arasında cevabımız da 1 ve 2 olmuş oldu. 14'teyiz. Abdülmecit döneminde hukukun üstünlüğü ve eşitliği ilkesini benimsenmesi hangi gelişmeyle gerçekleşmiştir? Hangi gelişme? 1839 Tanzimat Fermanı ile hukukun üstünlüğü ve eşitliği ilkesi Tanzimat Fermanı ile gerçekleşmiş oluyor. 15'teyiz. İttihat Terakki Cemiyeti 31 Mart ayaklanmasının ardından aşağıdaki fikir akımlarından hangisine ağırlık vermeye başlamıştır? İttihat Terakki deyince aklımıza iki fikir, birisi fikir akımı ama e, Türkçülük, Tuğrancılık arkadaşlar. İttihat Terakki deyince bu ikisini aklınıza getiriniz. Türkçülük ve Turancılık e, önemli İttihat Terakki için. 16'dayız. Birinci Dünya Savaşı'nda 1915 tarihinde taraf değiştiren ülke hangisidir? diye sorduk. Değerli arkadaşlar. Şimdi biz Birinci Dünya Savaşı'nda iki bloğu ayırıyorduk değil mi? İttifak, i̇ttifak ve İtilaf diye iki ayırıyorduk. Şimdi savaş başlamadan önce ve savaş başladıktan sonra biz ne yapıyorduk? Bloğumuzu belirliyorduk. İtilaf bloğunda İngiltere, Fransa, Rusya vardı. İttifakta ise Almanya, Avusturya Macaristan vardı. Savaş e, arkadaşlar ve İtalya vardı. E, savaş başladığında e, ne yapıyor İtalyanlar arkadaşlar? Önce tarafsızlığını ilan ediyor. Daha sonra e, bir gizli anlaşmalar var. Bakın itilafların içerisinde e, vaat var İtalya karşı. İtalya da bu vade uyarak ne yapıyor? Taraf değiştiriyor ve itilafların yanında yer almış oluyor. Cevabımız İtalya olmuş oldu. Daha sonra bakın savaş başlamadan önce Osmanlı, Bulgaristan daha savaşa girmedi. İttifak Bülonu yok. Bakın itiraf devletleri milyonunda da birçok devlet vardır. Onlar savaş başladıktan sonra katılmıştır. Geldik 17. soruya. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Fransızlara karşı silahlı ilk halk direnişi hangi yerde başlamıştır diye sorduk. Ee, i̇lk halk ee, direnişi Fransızlara karşı. E, nerede başlıyor? Hatay. Dört yolda başlamış oluyor. Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra. 18'deyiz. Ortak amaçları dağılan Osmanlı İmparatorluğu topraklarından pay almak ve kendi devletlerini kurmak olan azınlıkların kurduğu cemiyetler arasında hangisi yoktur diye sorduk. E, Mavrimira, Etniki Eterya, Pontus Rum, Taşnak Sütyun. Bakın bunlar Osmanlı İmparatorluğu topraklarından pay almak istiyor. Kendi devletlerini kurmak istiyorlar arkadaşlar. Bakın Wilson da e, nedir? Zararlı cemiyettir. Ama Wilson'un e, böyle bir e, şey yok arkadaşlar. Amacı yok. Kendi devletini kurmak gibi bir amacı yok. Cevabımız o yüzden Wilson prensipleri e, cemiyeti olmuş oldu. Geldik 19'a. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar arasında hangisi yoktur? Çıkabilir mi? Çıkabilir. Güzel soru. Arkadaşlar dikkat. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi hatırlayınız. Tarih aralığı 1920-23. Anzavur ayaklanması, Afyon, Hilafet Ordusu ve Koçkiri ayaklanması. Bunlar Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalardır ama Şeyh Said ayaklanması 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi ne zaman hocam? 1923-27 yıllar arasında yer alıyor. Şeyh 1925'te çıkıyor biliyorsunuz. Cevabımız E oldu. 20'deyiz. Aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında Yunan General Trikopis esir olarak yakalanmıştır? Hangi savaş sırasında? Büyük taarruz sırasında Yunan General Trikopis esir olarak yakalanmıştır. Böyle bir soru daha çıkmadı. Dikkat çıkabilir arkadaşlar. Trikopis. 21'deyiz. Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen ilk anayasamız. Bakın Cumhuriyetin ilanından sonra. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmişti? 29 Ekim 1923 senesinde ilan edilmişti. E, o yüzden kanun esası ile teşkilat esası olamaz. Ondan sonra ne geliyor zaten? 1924 anayasası. Geldik 22'ye. Türk tarih tezi doğrultusunda oluşturulan eserin adı hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar, Türk tarih tezi doğrultusunda Mustafa Kemal ve Afet İnan'ın ortaklaşa yazdığı Türk tarihinin ana hatları eser, e, Türk tarih tezi doğrultusunda oluşturulmuş eserdir. Unutmayınız. 23'teyiz. 1 Temmuz 1926'da çıkarılan hangi kanunla Türk kara sularında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gemi işletme hakkı verilmiştir diye sorduk. Türk karasuları deyince aklımıza ne girecek? Arkadaşlar hemen Kabotaş Kanunu. Kabotaş Kanunu. Bakın Türk karasularında hangi ilke? Milliyetçilik. Milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır Kabotaş Kanunu. Bunu da lütfen unutmayınız. 1926 tarihinde olduğundan unutmayınız. Bakın 26 deyince çizdim altını üstünü. Arkadaşlar 26 kronoloji önemli inkılap tarihinde. Geldik 24'e. Birazcık geri alacağız. Atatürk zamanında serbest cumhuriyet fırkasının kapatılmasından sonra bir daha çok partili rejim denemesinin yapılmamasında hangileri etkili olmuştur diye sorduk. Arkadaşlar bir e, çok partili rejim denemesinin yapılmamasında bir daha cumhuriyete karşı olunması var arkadaşlar. Hem terakkiperverden hem serbest cumhuriyet fırkasında cumhuriyete karşı olunması etkilidir. İki, layık düşünce ve inkılaplara karşı karşı e, olunması yine çok partili rejim denemesinin yapılmamasında etkilidir. Ve İkinci Dünya savaşı tehlikesinin ortaya çıkmasıyla birlikte de e, ne olmuştur? E, çok partili rejim denemesi yapılmamıştır. E, cevabımız buradan hepsi olmuş oldu. Geldik 25'e. İktisadi alanda NEP'i. NEP, Novaya Ekonomicheskaya Politika uygulayan, Rus devlet adamı bu ekonomik politikayı uygulayan, uygulayan kimdir arkadaşlar? Lenin'dir. Lenin NEP'i uygulamıştır. Unutmayın. Sakın Stalin demeyiniz. Geldik 26'ya. Amerika Birleşik Devletleri aşağıdakilerden hangisiyle dünyanın sağlıklı bir şekilde siyasi, iktisadi ve sosyal dönüşümün, dönüşümün dönüşümünü okuyamadım. Dönüşümün. Allah Allah niye okuyamadım? <laughs> dönüşümünü sağlamak için Avrupa ülkelerine yardım kararı. Kusura bakmayın arkadaşlar dilim dönmedi. Avrupa ülkelerine yardım kararı e, hangisiyle birlikte oluyordu? Unutmayınız. Marshall Plan arkadaşlar Marshall. Marshall planıyla Avrupa ülkelerine yardım kararı. Hocam Turman doktrinine de yardım var. Ama Avrupa yok ki arkadaşlar. İki devlete var. Yunanistan, Türkiye. Yunanistan, Türkiye. Arkadaşlar Turman doktrininde unutmayınız. Ha, Türkiye Marshall'da da yardım alıyor. Orası ayrı. Ama Avrupa ülkelerinin birçoğuna yardım kararı vardır bu noktadan. Turman'la e, Marshall'ın ayrımı budur. Geldik son sorumuza. Türkiye ve Yunanistan kıta sahanlığı ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmama kararını aşağıdakilerden hangisiyle almıştır? Meb'in kitabına girmiş bir bilgi. Önemli. Daha çıkmadı çıkacağını düşünüyorum ben. Hangisi? Bern Deklarasyonu arkadaşlar Bern Deklarasyonu önemli. E, cevabımız bu da ne oldu? B şıkkı. olmuş oldu. E, Taşkent Deklarasyonu neydi? Taşkent Deklarasyonu arkadaşlar. E, Hindistan'da Hindistan'la biliyorsunuz ki Pakistan arasında Kirşmir sorunu vardı. Bu sorunun toplan e, toplanılıyor ve Taşkent Deklarasyonu ilan ediliyor. Dayton Anlaşması Bosna Savaşı'nın sona erdiriyordu. E, Cenevre Anlaşması neydi? 1974 tarihlerin, tarihlerinin arkadaşlar Birleşik Krallık Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanları aracılığıyla Kıbrıs Harekatı ve Kıbrıs sorununa yönelik müzakerelerde bulunduğu anlaşmadır. Zürih Anlaşması yine Kıbrıs'ta alakalı bir anlaşmaydı. Neydi Zürih Anlaşması? Zürih ve Londra iki anlaşma imzalanıyor 1959 tarihinde. Yine Birleşik Krallık Türkiye ve Yunanistan devletleri ile Kıbrıs'taki Rum ve Türk toplumları arasında imzalanan bağımsız bir devlet olarak Kıbrıs halklarının durumunu belirleyen bir anlaşmaydı Zürih anlaşması. ÖSYM bunu öğretmenlik alan bilgi sınavına sormuştu Zürih Çıkabilir mi? Çıkabilir. Burada cevabımız da değişik olmuş oldu. Kıta sahanı deyince de aklımıza Bern deklarasyonu gelecek. Evet bu sorumuza birlikte yine sınav provamızın sonuna geldik. Birbirinden değerli soruları çözmüş olduk. Umarım sizlerin faydasına oluyordur arkadaşlar çözdüğümüz sorular. Bir diğer denememizde, provamızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi çalışmalarlık, iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.